Siyaset meydanı karışacak. Milletvekilinin eşcinsel kaseti. Vallahi duyduğumda kulaklarıma inanamadım, lakin haber kaynaklarım da beni pek yanıltmadı bilirsiniz. Konu gene bir seks kaseti canım, üstelik muhafazakar bir parti ile alakalı konu. Hem de partinin çok üst düzeydeki bir yöneticisinin eşcinsel kaseti gene çok ünlü bir gazetenin elinde, bu gazetenin de patronları filan değişti, hep çok detaya girmeyeyim şimdi. Sabahlara kadar tartışıp durulmuş o derece. Yayınlasak mı yayınlamasak mı, daha karar verilmedi dendi. Ne kadar önemli bir isim olduğunu buradan anlayınız, o kadar diyorum. Dengeleri alt üst edecek kadar hem de. Gazetede gene Baykal ve MHP olayına dönmesin mi istedi, vebal mi almak istemediler bilinmez. Ama işler her anda değişebilir. Pat diye yayımlayıverirler ya da bir şekilde o eşcinsel kaset yayılır, artık olmadık iş değil. Dedim ya, çocuklar çok önemli bir partinin zirvedeki isimlerinden biri. 60'ına merdiven dayadı, evli ve kız çocuğu babası da. Akademisyen, hukukçu hem. Bu ara dillere dolanmışken LGBT filan, şimdi bu olay bütün dengeleri alt üst eder. Eşcinsel kasetteki bir partinin üst düzey yöneticisi doğulu bir beyefendi. Köftesi kayısısı filan meşhur. Merak ediyorum, iktidara yakın bu gazetenin yönetimi ne karar verecek? Ama çocuklar, benden söylemesi, iktidara yakın gazete o eşcinsel kaseti yayınlarsa yer yerinden oynar, dağları tepeleri sarsar. Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüdapar Türkiye'nin tapusunu hedef aldı. Cumhur İttifakı'na girerek Erdoğan'ın adaylığını destekleyecek olan Hüdapar, İNE Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır, dedi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Habertürk'te katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, yeni anayasada değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeler olmamalıdır diyoruz. Evet, biz ümmetçiyiz, dedi. 14 Mayıs seçimleri ile ilgili konuşan Yapıcıoğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle: davet Sayın Cumhurbaşkanından geldi. Biz de oturduk, konuştuk. Çalışıyoruz ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Biz seçimden önce de ittifak içerisine dahil olmayan muhalefet partisi iken de iktidarın doğruları destekledik, yanlışı eleştirdik. Biz ittifak içinde de yanlışı eleştirmeye devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman yanlışın avukatlığını yapmayız. AK Parti'nin atacağı adım milletin menfaatine bir şey ise ittifak içinde olmasak da destek verecektik. Atacağı adımlar bize göre zararlı bir şey ise o adımı durdurmak için çaba sarf edeceğiz. Siyasi partiler kanununda 12 Eylül askeri cuntasının bütün partilere dayattığı siyasi çerçeve var, siyasi partilerin tamamı bu çerçeveye göre CHP'nin siyasi şubeleri olmak zorunda. Gerçekte böyle mi? Değil. Metinler zaman içinde eskir. Şu anda bir yemin metni var, bunun değişmesi için anayasanın değişmesi lazım. Seçimden sonra yeni ve sivil anayasa gündeme gelecektir. Mutlaka bu anayasa yapılmalıdır. Bütün partiler yeni bir anayasa istiyor. Mevcut anayasa 1982 anayasası. Biz 4 vekille parlamentoya girmişken, arkadaşlar bizim metnimiz budur diye bir duruşta değiliz.